depremle ilgili bir haberle devam edelim. Binalar çökünce binaların üzerlerine inşa edilen baz istasyonları yerli bir oldu ve günlerce telefonlar çekmedi. Bunun kurtarma çalışmalarında ne yazık ki çok olumsuz etkileri oldu. Bölgedeki koordinasyon da aynı şekilde, insanlar haberleşme sağlayamadılar. İstanbul'da da hala birçok binanın üstünde baz istasyonu var. Olası bir Marmara depreminde İstanbul'da, yine başka şehirlerde de benzer bir sorun yaşanabilir mi sorusu gündemde. Gizem Türemen ve Okan Bıdıklı farklı semtleri gezdi ve uzmanlara mikrofon uzattı. İki konu çok önemlidir. Enerjinin sürekliliği, iletişimin sürekliliği. Ancak ikisi de sağlanamadı. Maraş depreminde bunu çok açık bir şekilde gördük. Enerji kesildi. Birçok istasyon çalışamaz duruma geldi. Üçte biri yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası GSM operatörleri çalışmadı, günlerce iletişim kurulamadı. Bunun başlıca nedeni 30-40 yıllık binaların üzerine kurulan baz istasyonlarıydı. Benzer örneklerin daha da vahim halleri İstanbul'da karşımıza çıkıyor. Tıpkı 40 yıllık bu binada olduğu gibi. Baz istasyonları deprem gerçeğiyle çok bağdaşmayan yerlerde olduğunu görüyoruz. Eski binaların çatılarında, aydınlatma direklerinde, trafo binalarının çatılarında. Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Fatih, Üsküdar, Ümraniye ve daha birçok ilçede manzara benzer. İstanbul'da yaklaşık 300 kişiye bir baz istasyonu düşüyor. Bulabildikleri her yere baz istasyonu kuruyorlar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de 197 bin baz istasyonu var. Bunun 48.684'ü İstanbul'da. Ama pek çoğu tıpkı Ok Meydanı'ndaki 33 yıllık bu binada olduğu gibi 1999 depremi öncesi inşa edilen eski yapıların üzerine kurulu. Bu şartlarda İstanbul'u vuran bir deprem olursa daha büyük bir felaketle karşılaşırız. En az 300 bin yapısının ağır ve yüksek ağırlıkta hasar alacağını biliyoruz. Baz istasyonlarının da büyük bir kısmı aslında bu yapılar üzerinde yerleştirilmiş durumda. Binaların yıkılması, baz istasyonunun da yıkılması anlamına geliyor. Uzmanlara göre yaşanan bu sorunun nedeni baz istasyonlarının kurulumunda dikkate alınan yönetmeliğin yetersiz kalması. Baz istasyonları ile ilgili çok parçalanmış bir mevzuat söz konusu. Afeti odak alan bir yaklaşım, bir kriter ne yazık ki mevzuatımızda söz konusu değil. BTK'nın önce yaptırımları belirlemesi lazım. Bildirileri yazması lazım, yönetmelikleri oluşturması lazım. Öncelikli çözüm önerisi, istasyon yer seçimi kriterinin yeniden değerlendirilmesi. 2001 Yapı Denetim Kanunu öncesi yapılmış yapılara baktığımızda bunların üzerindeki baz istasyonlarının acilen tespit edilmesi ve yer değiştirmesi gerekiyor. Bunların yeni yapılar üzerine doğru kaydırılması önem taşıyor. GSM bir kamu hizmeti ise baz istasyonlarının kurulduğu binalar da artık kamuya hizmet veren binalardır. Dolayısıyla bunların sismik dayanımlarının ölçülmeleri lazım. Alternatif iletişim kanalları da çözüm önerileri arasında. Radyo, telemetri gibi GSM dışı haberleşme kaynaklarının kullanıldığı bir ağ olacak. Hazırlıkları yapılıp hazır bekletilmesi lazım.